Merhaba, ben Doktor Erhan Özel. Bugün çocuklar için koronavirüs konusunda bahsedeceğim. Sevgili çocuklar, bugünlerde en çok duyduğunuz kelime koronavirüs, pandemi, antikor, aşılama, sokağa çıkma yasağı, mesafe, izolasyon, sosyal mesafe gibi kelimelerdir. Koronavirüs denilen virüs sizin sokağa çıkmanızı, okula gitmenizi engelleyen, arkadaşlarınızla oyun oynamanızı engelleyen, büyüklerinizle, babaannenizle, dedenizle görüşmenizi engelleyen bir virüstür. Peki virüs nedir? Bizim gözle göremeyeceğimiz bir mikroptur. Bunu biz gözümüzle görmüyoruz. Daha çok ağzımızda, boğazımızda, burnumuzda yerleşiyor. Öksürükle, hapşırıkla 1-1,5 mesafedeki başka bir insana bulaştırabiliyoruz. Ayrıca bu virüsler bazı eşyaların üzerinde sabit kaldığı zaman, mesela kapı kolu gibi, mesela masaların üstü gibi, elimizle oraya dokunduğumuzda virüs elimize geçmekte. Elimize geçen virüsü burnumuza, ağzımıza götürdüğümüzde bu sefer biz kendi kendimizi mikrop bulaştırmaktayız. Bu virüs bugün için niye önemli? Daha önce başka mikroplar yok muydu? Tabii ki vardı daha önce mikroplar. Bu koronavirüs dediğimiz mikrop çok geniş bir sülale. Daha önceleri de gene koronavirüs mikropları vardı, fakat bunun önemi, ki buna COVID-19 diyoruz, koronavirüs dediğimiz bu şu anki hastalığa, bunun önemi çok bulaşıcı olması, aşırı bulaşıcı olması ve dünya çapında yayılması. Çin'den çıktı, bugün Amerika'da. İşte bir hastalığın bulaşıcı olması ve bütün dünyaya yayılmasına da pandemi diyoruz. Yani koronavirüs şu an pandemi yapmış durumda. Bütün dünyadaki insanlar alarm halinde, çok hızlı bulaşıyor. Peki biz bu virüsten korkmalı mıyız? Evet, şu an korkuyoruz. Zaten korktuğumuz için okullarımız kapatıldı. Korktuğumuz için dedemizle, ninemizle, anneanne babaannemizle çok fazla görüşmüyoruz. Arkadaşlarımızla görüşmüyoruz. Niçin? Çünkü bulaştırma hızı çok fazla bu mikrobun. Bulaştırdığı zaman bu virüs genelde çocuklarda, gençlerde pek hastalık yapmıyor. Pek sıkıntı yapmıyor. Sıkıntı yapmadığı için de çocuklar rahat oluyor. Fakat anneannesine, babaannesine, dedesine, ninesine bulaştırabiliyor. Bu insanlar da 60-65 yaşın üstünde oldukları için, başka hastalıkları olduğundan dolayı, vücut direnci düşük olduğundan dolayı, kanseri olabilir, akciğer hastalığı olabilir, çok sigara içiyor olabilir, tansiyonu olabilir, kalp yetmezliği olabilir, ki bütün ailenizdeki babaanne, dedeye baktığınızda bu tür hastalıklar vardır. Bunlar bu hastalığı aldığı zaman çok zor geçiriyor. Ağır geçirebiliyor, doktorlara telefon açıp hastaneye gitmek zorunda kalabiliyor. Bir kısmı hastanede iyileşiyor ama maalesef bir kısım sevdiklerimiz de yoğun bakımlara iniyor ve hayatlarıyla uğraşmak zorunda kalıyor. Bu virüs bizim vücudumuza girdiğinde ne oluyor? Bu virüs, yani bu mikrop bizim vücudumuza girdiğinde, bu virüse karşı vücut hücrelerimizde antikor denilen bir madde oluyor. Yani antikor bir silahtır. Bu gidip virüsü öldürmeye çalışıyor. Virüsü öldürüyor. Özellikle %80'imizde böyle bir şey olduğundan dolayı 100 kişinin 80'inde hiçbir şikayet yapmadan bu virüs geçiyor. Geriye kalan 20 kişinin 15 kişisi hastane ortamında 1 hafta 10 günlük tedaviyle serviste iyi oluyor. Ama geriye kalan 5 kişi, yani %5 kişi ise yoğun bakım tedavisi, yani solunum makinesine bağlanma ihtiyacı duyuyor. Bu yüzden bizim özellikle babaanne, nine, dede ve anneannelerimize bu hastalığı bulaştırmak için belli bir zamandır zaten onlardan uzak duruyorsunuz. Belli bir süre daha uzak durursanız bu hastalığı daha çabuk ortadan kaldırabiliriz. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Çocuklar sağ olun, var olun.